Sevgili izleyenler, hepinize merhabalar. Ozan Can Yıldırım ile Vitrindekiler programına hoş geldiniz. Bu hafta sizin için çok güzel, özel bir program hazırladım. Konuğum Termomak Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Murat Ünlü. Murat Bey, yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk Ozan Bey, iyi yayınlar dilerim. Çok teşekkürler. Güzel bir program olacak. Güzel sorular geldi. Geçen hafta da yayınımızda sektörünüzden bahsettiğimizde insanların merak ettiği birkaç konu ise elimden geldiğince sormaya çalışacağım. Fakat ondan önce böyle bir giriş olması adına da Murat Ünlü'yü ve Termomak Enerji'yi çok kısa bize anlatabilir misiniz? Tabii ki. Murat Ünlü olarak üniversite mezunuyum. İktisat bölümünü bitirdim. Evet. İlk sektöre şahsım olarak 89 yılında güneş enerji sektöründe faaliyet gösteren firmada çalışarak başladım. Evet. 89 yılında başladıktan sonra 2000'li yıllara doğru şu anda firması sahibi olduğum Termomak Enerji Sistemleri 96 yılında kullanan bir şirkete devralarak başlamıştım. Evet. Ve 30 yıldır sektörde ısıtma sistemleri ve güneş enerjisi sistemleri üzerine tedarik, üretim, pazarlama bölümleriyle taahhütçü firmalara, mekanik tesisat firmalarına, inşaat firmalarına hizmet veren bir şirket olarak devam etmekteyiz. 30 yıllı aşkın bir süredir devam ediyoruz. Bu arada enerji, inşaat ve diğer sektörlerde faaliyet gösteren ciddi, güçlü, dinamik bir şirket kurduğumuz düşüncesindeyiz ki bu da çalıştığımız firmalarla yaptığımız süreçlerde referanslarımızı da göze çarpmakta. Firmamız olarak bahsettiğimiz ısıtma ağırlıklı ve güneş enerjisi alanında faaliyet gösteriyoruz. Evet. 30 yılı aşkın bir süre oldu bahsettiğimiz gibi. Güneş kolektörleri, bireysel, turizm, fabrika gibi konut alanlarında sıcak su ihtiyacı ve ısıtma ihtiyacını gideren bir firma üyetindeyiz. Bu şekilde de devam ediyoruz. Evet. Ben de tahmin ettiğim gibi yani ön araştırmalarımızda da gördüm. Hakikaten 30 yıldır alanınızda hem Ege bölgesi olsun hem diğer bölgeler olsun referanslarınızla da güzel çalışmalara imza atmışsınız. Şunu da merak ediyorum. Şimdi birkaç tane yayın öncesi de sohbetimizde de not aldım. İnsanların merak ettiği hem teknik konular var hem işte ısıtma sistemlerinde işte hem de güneş enerjisini ısıtma anlamında kullanmanın önemi, bireysel olsun, fabrika noktasında olsun insanların sizin alanınızda duyduğu ihtiyaçlar, ama önce şunu da bir size sormak istiyorum. Her konumda ilk sorum bu. Bir iki senedir hem ekonomik dalgalanmalar hem pandeminin etkisi her sektörde bir takım gerilemelere ya da dirençlere sebep oldu. Benim de hani programımda konseptim gereği hani her farklı sektörden sizler gibi üst düzey yönetici aldığımda ilk sorum şu oluyor. Sizler bu seneyi nasıl değerlendiriyorsunuz? Hem üretim anlamında hem de tüketiciye yansıttığınız değerler anlamında nasıl bir sene oldu sizin için bu yıl? Tabii geçtiğimiz yıl 2020 pandeminin etkisiyle beraber tüm sektörler etkilendi. Evet. Burada en çok tabii ki hizmet sektörü, işte yiyecek ve gıda sektörü etkilendi, ama bizim sektörde de bizim tarafa baktığımız zaman da biz şirket olarak tabii ki Ege bölgesinde merkezi yerlerden hariç turizm alanının veya sayfiye kesiminin olduğu bölgelerde de ilişkilerimiz olduğu için tam tersi pandeminin de o bölgelerde farklı getirileri oldu. O bölgelerde oturmayan, daha önce kışlık dönemlerinde de orada da geçirmeyen hayat orada biraz daha hayat bulmaya başladı. Pandeminin bizim sektöre etkisi bu anlamda oldu. O yüzden de bizim işlerde o dönemde çok fazla etkilenmedi. Ama tabii ki diğer tarafta etkilenmelerinin şirketimize yansımaları da farklı alanlarda, farklı konularda oldu. Ama iş anlamında baktığımız zaman 2020 bizim konumumuzda bu bölgelerde iş yapan firmaların bize dönüşlerine göre işlerimizi olumsuz yönde etkilemedi. Ama tabii ki pandemi süreci maalesef... Üretim maliyetlerini nasıl değerlendiriyorsunuz kendi alanınızda? Malzeme satın alması ve fiyat listeleriniz, tüketiciye yansıttığınız fiyat listelerinde herhangi bir değişiklik oldu mu? İster istemez olmak zorunda kaldı mı? Onları da merak ediyorum. Şimdi ısıtma tarafındaki ürünlerde yaklaşık 2018 yılından beri ve bazı sektörlerde çok
süspanse ederek devam ediyordu. Ama bu son 2020'nin sonlarına doğru dolar artışı ve dolar bazındaki ham madde artışlarından dolayı tabii ki maliyetler etkisi oldu. Bunun da 2020'nin sonu ve 2021'in başlarında maliyetler etkisi baya baya bir arttı. Yani bu da işte şu anda tüketiciye yeni anlamda yeni fiyatlarla maliyet artışı olarak yansımaya başladı. Mecbur da kaldı. Biz de tabii mecbur kalındı. Biz de bunlarla işte kademe kademe geçişlerle o süreci aşmaya çalışıyoruz. Hı hı. Endüstriyel alanlarda bu anlamda tabii ki metal sektöründe ciddi bir hem dolar bazında hem de doların artışından kaynaklı ham madde maliyetlerinin artışıyla ilgili yatırımcıyı biraz bekletti. Yani endüstriyel alandaki belli işlerimiz şu anda beklemede. Ama bireyselde kısmi zaten sezonsal olarak bir durgunluk var. Hı hı. Ama 2020'yi dediğim gibi çok kötü geçirmedik. 2021'deki beklentimiz de çok anormal bir durum olmadığı sürece ilişkide olduğumuz firmalarla yaptığımız görüşmeler, yaptığımız şeylerle konularla devam edip gideceği yönünde. Ama maliyet artışımız şu anda var. Ve artık bu maliyet artışı dolar bazında da olduğu için çok geri dönüşü de yakın bir zamanda düşme eğilimi de gözükmüyor. Evet. Bu maliyetlerle mücadele edip yine tüketiciye hizmet vermeye devam edeceğiz. Evet. Şunu da merak ediyorum. Anladığım kadarıyla Termomag Enerji ısıtma anlamında tüketicilerin ihtiyaçlarını karşılıyor. Sıcak su anlamında. Bunu biraz açmak istiyorum. Yani ısıtma sistemleri ve güneş enerjisinden sıcak su elde etmekle alakalı anladığım kadarıyla üretimler yapıyoruz. Bizim yani sizlerin müşterisi hem bir ev hem de koskocaman bir fabrika olabiliyor değil mi? Evet. Yani bunun herhangi bir işte sadece sanayide üretim yapan gibi düşünmüyoruz. Münferit'te de olsun, fabrikalarda da olsun müşteriniz olabiliyor. Isıtma anlamında hani güneş enerjisini tercih etmesinin ne gibi faydaları var tüketicinin ya da fabrikanın? Şimdi şöyle değerlendirirsek biliyorsunuz son zamanlardaki bu artışlardan dolayı da enerji maliyetleri de giderek yükselmekte. Evet. Endüstriyel testlerden bahsedebilecek olursak sıcak su ihtiyacı her bölümde, her yerde var. Yani şu anda burada bulunduğumuz ortamda da endüstriyel tesislerde de, otellerde de her yerde bir sıcak su ihtiyacı var. Evet. Tabii ki bunun sıcak su elde etmenin doğalgaz olmayan yerlerde, doğalgaz olan yerlerde doğalgazdan destekli tabii ki ısıtma sistemleri kullanılıyor. Ama doğalgaz olmadığı yerlerde de enerji maliyeti yüksek olduğu için nasıl düşünebiliriz? Bunu güneş enerjisi tarafıyla, güneşle, güneş kolektörleriyle destekleyip o sıcak suyun maliyetini, üretim maliyetini biraz daha aşağı çekmek. Özellikle tabii ki oteller, endüstriyel tesisler bunlar üretim tarafındaki maliyetleri düşürmek için kullanılabiliyor. Bireysel evlerde de tabii ki elektrik ya da doğalgaz ya da buna benzer katı yakıt kazan bu tip şeylerle sıcak suyu ısıtmak zorundalar. Bunun yanında da yine güneş enerjisi kullanıp oradaki maliyetleri aşağı çekmek düşüncesiyle hareket ediliyor. Yani güneş sıcak su teminiyle ilgili kısım bu. Isıtma tarafında da biz endüstriyel tesislerle beraber işte yine aynı şekilde otellerde katı yakıt, yine doğalgaz merkezi kazanlarla bunu sağlayabiliyoruz. Isınma ihtiyacını da. Evet. Burada da Ege bölgesinde dağıtıcı bayilik olarak ılmak ısıtma sistemleriyle hareket ediyoruz. Evet. İyi bir işbirliğimiz var. Yine aynı şekilde tüm sektöre bu firmayla. Bir sınıf kaliteye herhalde özen gösteriyorsunuz anladığım kadarıyla. Tabii tüm kalite belgeleri mevcut. Hem Ünmak tarafında hem diğer tedarikte kendi imalat gruplarımızda da CE belgesi, ISO belgemiz. Kalite belgelerini de alarak yolumuza devam ediyoruz. Satış sonrası destek boyutu var mı sektörünüzde? Yani o ısıtma sistemleri ya da güneş enerjisiyle ısıtma sistemi kurulduktan sonra artık firma bir başına mı yoksa belli dönemlerde periyodik bakım olsun ya da kontrol ve malzeme değişikliği olsun bu tarz konular var mı? O da sorulan sorular arasındaydı. Tabii ki Ünmak ısıtma sistemleri kazan tarafına, ısıtma tarafına bakarsak kendi servis ağı var. Kendi servis ağından faydalanaraktan biz de tabii ki aracı kurum olaraktan işleri takip ediyoruz, destek vermeye çalışıyoruz. Ünmak'ta da geniş bir servis ağı mevcut. Tamam. Ürünlerle ilgili zaten 2 yıl üretici garantisi altında. 2 yıl servisler ücretsiz hizmet verebiliyorlar. Evet. 2 yıl sonrasındaki olan arıza konumlarında da servisler ücret karşılığında da yine destek veriyorlar. Güneş enerjisi tarafında da tabii ki bunu uygulayıcı firmalar daha çok var veriyor. Ama yine de ürünler 2 yıl garanti altında. Güneş enerjisi kısmında çünkü bireysel genelde ağırlıklı yapılan işlerde de
firma, montajcı firma, yine o servis kısmını kendisi karşılıyor. Evet. O yönde de şu ana kadar çalıştığınız firmalardan dolayı bir şikayet almadık. Yani bireysel yapılan uygulamalarda da. Müşterilerimiz de memnun anladığım kadarıyla. Memnun. Referanslarımızda 30 yıldan bahsettiniz. Evet. Köklü. Evet. Şurada bir sorulan sorular arasında şimdi farklı modeller var mı gibi bir soru gelmiş. Yani anladığım kadarıyla bir eve kurulacak olan güneş enerjiyle ısıtma sistemi ya da normal ısıtma sistemiyle fabrikanın altyapısı değişiyor. Yani sizin bir teklif geldiğinde önce bir gidip analiz etme ya da projelendirme gibi bir bacağınız var mı? Bu tarz konulara nasıl yaklaşıyorsunuz gibi bir soru gelmiş. Şimdi o konularda biz ana üretici ve tedarikçi olarak çalıştığımız için kendi proje ekibimiz yok. Ama çalıştığımız mühendislik firmaları ve onların hastasıyla tabii direkt gelişleri de yönlendirerekten yerinde keşif ve projelendirme yaparaktan verilen hizmetlerimiz de var. Bu direkt değil ama dolaylı olarak var. Evet. Ama kendimiz biz ürün tedariği ve üretimiyle ilgileniyoruz. Çünkü bizim çalıştığımız firmalar mühendislik firmaları zaten. Bu işi uygulamacı olan firmalar. Biz genelde onlara destek vermeye çalışıyoruz ama direkt gelen otel, işte bir fabrika gibi gelen talepleri de bu şekilde karşılıyoruz. Birlikte bir işbirliği yaparaktan karşılayıp noktalaya çözümleyebiliyoruz. Aslında Kemalpaşa'da bulunan fabrikanızda da ciddi bir üretim gücünüz var. Kalabalık bir ekip. Bu dönemde zor olmuyor mu biraz? Hem maliyetler olsun hem sizin de bahsettiğiniz gibi üretim maliyetlerinin artması, belki fuarların iptal olması. Tabii bununla birlikte bir paralel sorum daha olacak size. Siz vizyon itibariyle dijitalizme önem veren bir yöneticisiniz. Sektörünüz teknik de olsa ürününüzü anlatma, referanslarınızı anlatma ve sergileme noktasında hem fuarlara katılıyorsunuz hani geçtiğimiz senelere baktığımda hem de sosyal medya hesaplarınız olsun, dijital anlamda ürünlerinizin sergilenmesi olsun, tüketiciyle buluşmaya ve anlatmaya özen gösteriyorsunuz. Bu dönem bu fuarların olmaması ve maliyetlerin artması sizin için yani yatırımcı için nasıl değerlendiriyorsunuz? Biraz kolay da değil. Yani üretim maliyetleriniz çok, ekibiniz çok kalabalık. Evet, evet maalesef öyle. Fuarların ertelenmesi tabii ki bu süreçte yüz yüze bazı alanlarda yaptığınız girişimleri engelledi. Biz de bu alanı nasıl telafi edebileceğimizi düşündük. Tabii sizlerin de sayesiyle sosyal medyaya ağırlık vermeye çalıştık. Evet. Ve hala da çalışıyoruz. Onunla ilgili inovasyon çalışmalarına devam ediyoruz. Kendimizi geliştirmeye çalışıyoruz. Evet, güçlü bir ekibimiz var. Hem üretim konusunda, hem satış noktasında, lojistik noktasında hizmet veren, işte bu süreç içerisinde gelişen, uzun süreli birlikte olduğumuz arkadaşlarla yola devam etmek istiyoruz. Bu şekilde de bu zorlukların üstesinden gelmeye çalışıyoruz. Tabii ki maliyetler, finansman sorunları, bütün bu pandemi süreci, hepsi bunlara bir etken. Ama işte firmamızın işte eski bir firma olması, ilişkilerimizin köklü olması, çalıştığımız firmalarla uzun süreli çalışmamız, bunların hepsi bizi destekliyor. Bunun yanında da tabii ki tüketiciye de marka olarak ulaşmak zorundasınız. Kesinlikle. Yine de kendinizi tanıtmak zorundasınız. Sürekli hafızada kalmak zorundasınız. Bunları gerçekleştirmek için de şu anda en aktif yöntem sosyal medya. Doğru. Biz de bütün bu süreçleri değerlendirmeye çalışıyoruz. Kendimizi biraz daha firma olarak şu ana kadar biraz daha sadece üretim, işte ilişkiler, çalıştığımız firmalarla bu nasıl işbirliği yapabiliriz, bunlara odaklanmıştık. Şimdi o süreci büyük bir çoğunlukla tamamladık. Tabii ki yine çalışmalara devam edeceğiz. Ama kendi markamızı, ürün kalitemizi, yaptığımız tüm işlemlerde veya ürün gamında, o ürün gamında neler olduğunu tüketiciye biraz daha duyurmamız gerekiyor. Bunu da işte bu sene biraz daha aktif olarak başladık ve bundan sonra da bu aktif çalışma sizlerle beraber inşallah devam edecek. Firmamız biraz daha tüketici tarafında da bilinir. Yani sektördeki bilinirliğimizin ben bir araştırma yapılsa Termomak markası olarak çok ciddi bir oran teşkil edeceğini biliyorum sektörde. Yani ısıtma ve güneş enerjisi sektöründe. Evet markamız gerçekten bir bilinirliği var. Ama tüketici tarafında da bunu daha iyi noktaya getirmeye çalışmalarımız başlattık. Bu yıl içerisinde bunu biraz daha yoğunlaştırıp tanıtımlarımıza ağırlık vereceğiz. Ben gelen yorumlara da baktığımda hani özellikle mesela
kişilerin bölgelerine de baktığımda hani İzmir değil Ege'de de farklı yani Ege bölgesinde farklı evet. yerlerde yaşayan ve ticaret yapan kişileri de görüyorum. Bu da hani sizin sanki Ege'de çok aktif olduğunuz hani sadece İzmir gibi düşünmesin izleyenlerimiz de hani doğrudur. Farklı yerlerde de anladığım kadarıyla ağınız satış pazarlama ağınız geniş, kurulum ağınız geniş. Şimdi biz Ege bölgesinde yaklaşık 10 ilde de faaliyet var ama esas ağırlığımız tabii ki yakın yani İzmir'e sınır illerde daha fazla. Bunun en başında Muğla gelir. Hı hı. Sonrasında Denizli, Balıkesir, öncelikle Manisa. Yani bu illerdeki çalıştığımız mühendislik firmaları olsun, mekanik tesisat sektöründe olan firmalarla olsun ilişkilerimiz uzun süreli devam ediyor. Evet. Bundan dolayı tabii ki Ege'nin diğer illerine de işte yine yaptığımız sosyal medya çalışmalarıyla, diğer daha önce de ilişki kuramadığımız işte o ilişkileri tamamladığımız, başlattığımız arkadaşlarla biraz daha ikili ilişkileri arttıraraktan diğer bölgelerde de faaliyetlerimize devam edeceğiz. Ama Ege bölgesinin tamamında varız diyebiliriz. Aktifiz. Yani evet. özellikle kendi imalatımız olan, ondan pek bahsetmedim, doğalgaz baca sistemleri de var. Evet. Biraz açabilir misiniz? Nedir? Hem merkezi sistem olarak tüm konutlarda, endüstriyel tesislerde doğalgaz olan tüm baca sistemlerinde paslanmaz baca zorunluluğu var. Bu İzmir Gaz'ın ve makine mühendisliği odasında denetiminde uygulanan ve biz de bu tüm belgelerimizle bu ürün gamımızı da dört dörtlük hale getirdik. Ne dedik? Doğalgaz? Doğalgaz baca sistemleri. Baca sistemleri. Yani evet. komple bir baca. Bir endüstriyel fabrika edişinin örnek veriyorum. Burada bir inovasyondan bahsediyoruz. Sizin firmanızın geliştirmiş olduğu. Evet, kendimize ait bir üretim. Evet. Ve bu da anladığım kadarıyla ihtiyaçtan doğdu. Yani hem bazı odaların hem de doğalgaz sistemlerinin zorunlu tuttuğu tabii. bir yapıdan dolayı bir ürün. Çünkü evet. daha önce biliyorsunuz bireysel konutlarda Ankara'da da bu doğalgaz zehirlenmeleri veya evet. şeylerden dolayı baca evet. sistemleri bu şekilde paslanmaz. Doğalgazdan zarar görmeyecek şekilde ve belli bir testlerden geçerekten belli bir belgelendirmeyle olan sistemler kullanılabiliyor. Evet. Onun haricinde bacalar doğalgaz sistemlerde kullanılamıyor. Biz evet. de bu imalatı yapan firmalardan bir tanesiyiz. Çok önemli aslında. Endüstriyel tesisler ağırlıklı çalışıyoruz. Evet. Ege bölgesi yine ağırlıklı. Hı hı. Ama Türkiye'nin her bölgesine montaj hariç yine hizmetler verebiliyoruz. Evet. Ama Ege bölgesinde yine ağırlıklı olarak bu hizmetimizi de gerçekleştiriyoruz. Evet. Bu hakikaten belki izleyenlerimiz için de ilgi çekici, önemli bir nüans. Yani evet. bir ihtiyacı hem sağlık açısından hem güvenlik açısından görüp oraya inovatif bir yatırım yapmak bu da önemli. Peki bunun bilinirliğini de merak ettim açıkçası. Yani bu geliştirmiş olduğunuz ürünün anlatım noktasında hani insanların tepkileri nasıl? Özellikle bu sanayi firmalarında hani belki çoğu kişi de bilmiyordur yani ya da ihtiyaç görmüyordur mu diye. Bireysel sistemlerden bahsedersek tabii ki ihtiyaç duymuyor. Çünkü şöyle yasa gereği belli bir alanın üstünde olanlar merkezi uygulamak zorunda. Diğerleri bireysel kombi kullanıyorlar. Bireysel evet. kombilerde de bu ihtiyaç doğmuyor. Yani bu doğalgaz baca kullanımına gerek olmuyor. Evet. Fabrikalar veya üretim alanlarında. Merkezi olur ve belli bir alanın üstündeki bir binaysa evet. orada o zaman bu baca sistemi kullanılmak zorunda ya da merkezi sistem kullanılmak Hı-hı. zorunda. Merkezi sistem olduğu zaman da bir ana baca şart. O bacada olduğu zaman da bu şekilde bu baca kullanılmak zorunda. Evet. Onun haricinde bireyselde bu tabii ki çok bilinmiyor ama endüstriyel tesislerde zaten bunu bildikleri için evet, oraya kullanılan olan yeni bir üretim geliştirdiği zaman da bir doğalgazla çalışan bir cihaz aldığı zaman Hı-hı. onun atık gazını atmak için bu bacayı yaptırmak zorunda. Evet. O yüzden de bu baca mecburen kullanılacak. Kullanılacak. Biz de kendi kalitelerimizi, işte üretimimizi bu yönde geliştirerek montaj dahil olarak hizmet verir durumdayız şu anda. Peki sektörünüz adına da merak ettiğim yani aslında izleyenlerimiz de biliyor ben her hafta bir firma yöneticisi alıyorum ve programımızın da adı gereği yani vitrindekiler dedik hani evet. Isıtma sistemlerini, güneş enerjisini sizin dünyanızı vitrine taşımaya ve yani izleyenlerimizle buluşturmaya özen gösteriyoruz. Sizin özellikle hani sektördaşlarınız da adına da dikkat çekmek istediğiniz yani bir problem olabilir ya da vatandaşlarımızla buluşturmak istediğiniz bir konu olabilir. Bu konuda sizin bana söylemek istediğiniz bir şey var mı? İzleyenlerimizle buluşturalım. Önemli biz gördünüz. Bu 30 yıllık süre içerisinde tüm çalıştığımız birimlerle
tedarikçi olsun, bizim müşterimiz olsun. Herkesle öncelikle kaliteyi öne aldık. Yani tüm çalışmalarımızda buna önem verdik. Evet. Yani bir güneş enerjisi dediğin zaman evet çatılarda bir sürü güneş enerjisi görüyorsunuz. Doğru. Yani bunun yeni versiyonları da var, bir şeyleri de var ama hep çalıştığımız usta oldu, mühendis oldu, işte işveren tarafı oldu ama biz her zaman şunu söyledik, iyisini yaparak sorunsuz bir ürün yapalım. İşte biraz önce söylediğim gibi satış sonrası hizmette de çok fazla sorun yaşamayalım. Hem de müşteri memnuniyeti olsun. Evet. Evet, ucuz bir mal temin edilebilir ama ucuz malın temininden sonra sıkıntı daha da büyük oluyor. Doğru. O yüzden de biz buna önem verdik tüm yaptığımız iş konularında. O yüzden de 30 yıllık bir süreç içerisinde şimdi bu zorlukları bahsettiğimiz daha önceki zorlukları aşarken de bu 30 yıllık birikimin bu yönüyle ayakta daha rahat durabiliyoruz. Ne kadar önemli. Yani hem çalışanlarımızla belli bir süreden beri beraber olduğumuz, evet, diğer işbirliklerimizde bu beraberlik bunu getiriyor. Evet. Ve bunda da en büyük etken o kaliteye verdiğimiz önem. Evet. Ve yaptığımız işlerin arkasında durmak. Yani bir sorun da yaşamadığımız zaman 30 yılda sorun yaşanmaz mı? Muhakkak bir sorunlar yaşanıyor. Ama sorun yaşadığımız zaman da çalıştığımız firmalara da biz kendi elimizden gelen desteği, bizden kaynaklı olan sorunları da çözüm noktasına ulaştırdığınız zaman, hı, o zaman o sorun büyümüyor. Peki Murat Bey, Ege'de ya da Türkiye'de sizin alanınızı, bu kalite alanını istismar eden sektörünüzde, hani her sektörde o sektörü işte merdiven altı tabiri vardır yani. Var, kaliteden uzak işte farklı üretimlerle hani işi geçiştirmeye çalışan, sizin sektörünüzde de bu tüketiciden geliyor mu size böyle geri bildirimler? Yani şöyle bir şey yaptık, başımız yandı, şöyle oldu gibi. Var tabii ki, yarım oluyor. Yani olmuyor, olmuyor değil. Çünkü tabii ki hayat son zamanlarda mücadele biraz zor. Bizim gibi kaliteyi öne değil de işte daha önce ekonomik, çünkü ben öteki türlü yaparsam iş yapamıyorum deyip de biraz daha ekonomik tercih eden. Hı hı. Bilerek, bilmeyerek veya iyi niyetle de yapsa. Ama bu tip şeyler oluyor. Evet. Bunu tabii ki tüketici biraz daha bilinçlenmesi lazım. Bravo. İşte biz de o sosyal medyada, evet, sosyal medyada yaptığımız bu çalışmalarla hem ürün tanıtımı hem de gerekli olan konuları aktarabilirsek, tüketiciyi biraz daha bilinçlendirebilirsek, o zaman bunun önüne biraz daha geçebiliriz. Hı. Çünkü bunlar sürekli yaşanıyor. Bundan sonra da yaşanacak. Yani biz 30 sene içerisinde yaşasak da bu bitmeyecek. Yani muhakkak. Doğru. Çünkü hayat mücadele devam ediyor. Herkesin bakış açısı farklı. Kesinlikle. Biz bu yönü tercih ediyoruz. Aslında çok doğru bir şey söylediniz. Tüketici bilinci çok önemli. Evet, hani, evet. Araştırması, olayın içine girmesi, test etmesi, firmanın güvenilirliğine bakması. Peki bir yandan da yönetmenim beni uyarıyor. Zaman çok hızlı geçti. Birkaç sorum daha var. Hızlıca onları, evet, da sormak istiyorum. Bir de şimdi şunu merak ediyorum. 2018'den beri fiyat değiştirmemişiz. Bunu not almışım. Bununla ilgili bir yorum da aldım. Bu sizin için zor olsa gerek. Yani çünkü maliyetler, üretim maliyetleri, personel maliyetleri, ya her şey. Yani yemek maliyetleri, ışık maliyetleri, elektrik maliyetleri, o fabrikanızın içindeki her şey 2018'den 2021'e artarak geldi. Bu hayatın değişmez döngüsü. Fakat sizin fiyat değiştirmemeniz önemli bir şey. Hem bayileriniz açısından hem ürünlerinizi alan kişiler açısından. İlk sorum şu, bu sizin sektörünüz için de böyle miydi? Yani genel olarak sektörünüz bu şekilde hani devamlı her sene fiyat değiştirmeyen bir yapıda mı? Yani uzunca gelen bir sabit fiyatlar mı var sizin sektörünüzde? Yoksa sizin özellikle uyguladığınız bir taktik ve duruş muydu bu? Bunu merak ettim açıkçası. Şimdi 2018'den bu yana değerlendirirsek, yani 2018 ile 2020 arası, 2020'nin son dönemine kadar tabii ki Türkiye koşullarına göre de çok ani artışlar dolar bazında biraz olsa da çok yüksek değildi. Hı hı. Ama tabii ki bir maliyet artışlarımız vardı ama biz bunu absorbe etmeyi tercih ettik. Yani çok fazla yansıtmadan pazara biraz daha hakim olmayı tercih ettik. Hı hı. Böyle bir anlayışla yaptık. Burada da en büyük destekçimiz tabii ki işbirliği yaptığımız yine ünma kısıtma sistemleri. Sıtma tarafındaki, evet, konuda oradaki firma duruşu da bunda önemli. Evet. Biz de bir onların ana tedarikçilerinden birisi olduğumuz için satış anlamında o işbirliğini birlikte geliştirdik. Evet. Piyasadaki rakip firmalarla, ürünlerle destekleyip bu yönde bir götürdük. Ama tabii ki 2020'nin son 3. çeyreğinde veya sonra bunu tabii ki devam ettirmek artık mümkün olmadı. Maalesef. O yüzden de tekrar değerlendirmeler, tekrar çalışmalar başladı. Bu çok uzun bir süre. Ama tabii ki 2018 yılından beri yani bu yönde çalışmamıza devam ettik. Diğer pazarda nasıldı bu fiyat dengeleri? Yani meslektaşlarınızda
Aynı zamanda hani sektörü temsil eden bir yönetici olarak soruyorum. Neler gözlemlediniz? Farklı fiyat politikaları güdüldü mü? Yani sektör anlamda baktığımız zaman ısıtma tarafında çok fazla değişkenlik olmadı. Güneş enerjisi tarafında zaten orası çok geniş ve çok farklı ürün yelpazeli olduğu için uygun olanı da var, pahalı olanı da var. Bu söylediğim gibi tüketicinin bilinçli olarak neye yöneldiğine bağlı. Hı hı. Ama oradaki onu takip etmek veya karşılaştırmak biraz daha zor. Hı hı. Ama ısıtma tarafındaki bizim ürün tarafında, ürün gamında piyasa birbirine biraz daha yakındı. Çünkü hı hı. Pazardaysanız rakipler birbirini muhakkak yakın takipteler. Biliyorlar. Biliyorlar. Ege'de nasıl alternatifler? Yani Ege'de sektör sayınız nasıl? Çok yoğun bir kalabalıktan bahsedebilir miyiz? Yoksa belli oranda sizler gibi kaliteli firma mı var? Yani rakipleriniz kalabalık mı Ege'de? Yani rakip olarak evet ısıtma tarafında yoğun. Çünkü eskiden gelen güçlü markalar da var. Hı hı. Yerel üreticiler de var. Yani ısıtma tarafı hele hele katı yakıtlı kazan tarafında, bilakis o katı yakıtlı kazan tarafını üretimi biraz daha isteyen yatırım yapıp gidebilir. Daha önceki doğal gazlı sistemler veya motorinli yakıtlı sistemlerde ithalat tarafı da olduğu için o biraz daha zordu ona yatırım yapmak. O yüzden yerel üreticiler de burada var. Rekabet bu anlamda daha farklı ısıtma tarafında, katı yakıtlı kazan konusunda. O yüzden orada biraz rekabet var. Güçlü. Ama tabii ki biz Ünmak ısıtma sistemleriyle işbirliğimizi geliştirmemizin ana sebebi de bu. Güçlü bir firma. Bu rekabette de ürünü zamanında teslim. Evet. Gibi. Aslında rekabet biraz iyi galiba Murat Bey. Rekabet yani iyi. Evet. Firmaları dinç tutuyor. Aynen. İşte inovasyona bakın hani sizin bahsettiğiniz gibi bir ihtiyacı gözlemleyip yeni ürün üretimleri olsun, size ait olan ürünlerin üretimleri olsun, dijital dünyaya, işte medyaya veya müşteri ilişkilerine, satış ve pazarlamaya. Onu da merak ediyorum. Sizin aynı zamanda iyi bir satış ekibiniz de var. Yani doğrudur. Çoğu firmanın belki atladığı bir konu. Çok iyi, harika bir ürün de olsa bunu anlatmak ve bunu geliştirmek de çok önemli. Siz hani Termomak olarak bunu 30 yıldır ciddi bir şekilde yapıyorsunuz yani. Hem kendiniz hem ekibiniz. Şimdi ekip noktasında parmak basınca şimdi bu ekibin oluşmasında bizim tabii ki Termomak'ın 30 yıllık bir firma ama 30 yıllık bu serüvenin içerisinde tabii ki değişik ortaklıklar oldu. Tabii. Da farklı büyüme trendleri oldu. Bunlar tutmadı. Benim 96 yılında devraldığım şirket aslında 7-8 kişilik bir ortaklıkla büyümek istedi. Ama ortaklık çalışması tam anlamıyla istediğimiz seviyeye gelemedi. Ve ben tekrar bu şirketimi Ünmak'la ortakken tekrar geri alıp 2014-2015 yılından sonra tek başıma tekrar yola çıktım. Evet. Ve bu yola çıktığın zaman da eski çalışma arkadaşlarınızı arıyorsunuz. Doğru. Güvendiğiniz kişilerle yola çıkmak, devam etmek istiyorsunuz. O yüzden de şimdi işbirliği yaptığımız kulakları çınlasın Esat Bey. Evet. Selam olsun birlikte, buradan. Evet selam olsun. Onunla birlikte bir Zebi yol çizdik, başladık. Sonra şu anda satış ekibimizin yine başında olan Hüsnü arkadaşımız bizim aynı bu 30 yılın içerisinde benim ilk İstek Güneş Kolektörü şirketinde beraber çalıştığım arkadaşımdı. Evet. Onun da birlikte tekrar karşılaştık. Yollar tekrar kesişti. Hemen hiç düşünmeden bir atılım yaptık. Evet. Ve bu şekilde eski çalışanlarımızla bir yapı kurmaya çalıştık. Ve bu yapıyı da doğru şekilde kurguladık. Baca sistemleri konusundaki yine deneyimli bir arkadaşımızla işbirliği yaptık. Onu bünyemize kattık. Yani bu şekilde sektöre hakim kişilerle, evet, ve bu işin içinde olan kişilerle ve mantaliteniz doğruysa, sizin aynı bakışınızı taşıyorsa o zaman bu birliktelikler doğru yansıyor. Doğru. Çünkü ilişkilerimizi kurduğumuz o 30 yıllık süreç içerisindeki kurduğumuz ilişkilerde doğru adımlanıyor. Doğru adımlanınca da işte bazı süreçleri daha kolay aşabiliyorsunuz. Tabii ki bunlar çok kolay değil. Zorlukları kesinlikle birlikte yaşıyoruz ama bu an böyle çok kısa anlatılıyor ama değil mi? Gözden film şeridi. Film şeridi geçince çok farklı geliyor. Evet. Ama şu anda çalışanlarımızın da yani biz de bu şekilde çalışmakta, ben birazcık da aslında patron değil, biz de çalışmaktan geldik. Hı-hı. Bir ortak işbirliğiyle, iş ortaklığı gibi görüp herkesin o şekilde toplantıları yapıp evet o şekilde bir büyüme trendi içindeyiz. Evet. O yüzden de bizim her çalıştığımız burası sizin şirketiniz diyoruz. Siz birlikte çalıştıkça, birlikte geliştirdikçe birlikte büyüyeceğiz diye yorumluyoruz. O şekilde de bu ekip o şekilde güçlü oluyor. Ben işte dediğim gibi 2014-2015'te tek başıma yola çıktıktan sonra şu anda bilmiyorum ama 30'un üstünü geçtik gibi. Harika. İstihdam gücüyle. Yani, bunun içinde üretimde olanlar var,
satışta olanlar var, söylediğim gibi lojistikte olanlar var. Yani dış tedarikçiler ayrı. Ayrı. Aldığınız öyle iş ortaklığı yaptığımız ayrı. Tabii evet. Onlar ayrı. Hakikaten yani bu tarz mücadeleler verip kendi alanında güven sergilemiş, belli bir süreyi tamamlamış, kentimizde 30 yıldır faaliyet gösteren, İzmir'de istihdam sağlayan firmaları ben de nacizane her zaman programımda aktarmaktan dolayı, izleyenlerle buluşturmak, sorularını almaktan dolayı hani çok mutlu oluyorum. Bugün bize de vakit ayırdınız. Çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Dünyanızla alakalı güzel bir sohbet oldu. Bizim biraz da yarım kaldı. Soramadığım evet, sorular da oldu. Evet. Reji de bir yandan uyardı. İnşallah tekrarlayalım. İnşallah. Sakin olduğunuz İnşallah. Müsait bir zamanda. İnşallah. Daha da detaylı ürünlerimizden bahsedelim. Ben çok teşekkür ediyorum. Ben de yayına teşekkür katıldınız. Ediyorum. Bütün ekip arkadaşlarınıza da selamlarımı iletiyorum. Hayırlı kazançlar diliyorum teşekkür sizlere. Teşekkür ediyoruz. Biz de sizlere başarınızın devamını diliyoruz. Çok sağ olun. Sevgili izleyenler, zaman çok hızlı geçti. Yaklaşık 30-35 dakika Termomak firmasının ve ısıtma sistemlerinin, güneş enerjilerinin hayatımıza etkisini, fabrikalarda kullanımının önemini, otellerde kullanımının önemini dilim döndüğünce değerli konuğuma sormaya çalıştım, sorularınızı aktarmaya çalıştım. Her zaman tekrarlıyorum, eksik bir şey kaldıysa yayında, sosyal hesaplarımızda ve her yerde iletişim bilgilerimizde bize tekrardan ulaşabilirsiniz. Termomak firmasına, Murat Bey'e, bana sormak istediğiniz bir soru varsa da aşağıdaki linklerimizden yayın sonrası bizlere ulaşabilirsiniz. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Thank you.